Eğitim bir insan olarak biz din kültürü derslerinin artık ana sınıfından itibaren tüm çocuklarımıza normal bir kültürel ders gibi verilmesini istiyoruz. Bunun için bakanlığımız nezdinde, başbakanlık nezdinde çalışmalar başlattık, teklifler sunduk ve bununla ilgili sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. Mevcut 19. Milli Eğitim Şurası'nda da bu konu gündeme gelecek ve biz bu konuda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin artık ana sınıfından itibaren bütün çocuklarımıza verilmesini istiyoruz. Bu dersin diğer bir kültür dersinden farklı olmadığını inanıyoruz ve burada sadece din anlamında dersler değil, ahlak ve kültür anlamında da dersler veriliyor ve çocuklarımızın gelişimi ana sınıfından itibaren önemli ve değerli olduğu için bunun sadece 4. sınıfta değil, ana sınıftan itibaren hem kültürel hem ahlaki anlamda gelişmelerine önemli katkı sağlayacağına inandığımız için bu derslerin artık ana sınıftan itibaren öğrencilerimize verilmesini istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bizim bakış açımız şudur. Çocuklarımızı biz en erken ne zaman bu anlamda eğitebiliriz? Yani bir aile çocuğuna işte daha bebekken bu anlamda eğitim vermek isterse bunun önü açılmalıdır. Ama biz gene söylüyoruz, okullarımızda bu eğitimin en erken ne zaman verilmesi gerekiyorsa o zamandan başlamalıdır. Bu da bizim ana sınıfı dediğimiz, işte daha çocukların okulla ilk tanıştığı günden itibaren din kültürü ve ahlak anlamında işte hem din bilgisini alabileceği hem de ahlaki ve kültürel değerleri alabileceği bu dersin alınmasını bekliyoruz. Çünkü çocuklarımızın daha küçükken bu konularda eğitilmesiyle gelecekte olabilecek o işte şiddettir, sapkınlıklardır, bu tür işlerden uzak kalmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Karma eğitim 1924 yılında ilkokullarda, 1927 yılında da ortaokullarda zorunlu hale getirildiğinden bu yana ülkemizde özellikle çocukların gelişiminde işte inanç ve psikolojik anlamda değişiminde olumsuz etkilere yol açmıştır. Biz eğitim bir sene olarak bu anlamda 2012 yılında özel bir akademik çalışmayla karma eğitim uygulamasına son verilmesi ve bir an evvel ailelerin ve velilerin isteğine göre, isteyen ailelerin işte kız okullarına, isteyen ailelerin erkek okullarına, isteyenlerin de karma okullara gönderebilmelerine imkan sunacak bir yasal düzenlemenin bir an evvel yürürlüğe girmesi adına çalışma başlattık ve bu konuda birçok basın açıklaması düzenledik. Bu konunun temel insan hakları değerinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun ideolojik olmadan psikolojik, inanç, kültür ve medeniyet anlamında değerlendirilmesini düşünüyoruz, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili şu anda bir 19. Milli Eğitim Şurası devam ediyor ve bu şurada da bizim en temel önerimiz karma eğitim uygulamasına bir an evvel son verilip insanlara özgürce çocuklarını işte kız veya erkek ayrı ayrı okullara gönderebilecekleri bir eğitim sisteminin bir an evvel yürürlüğe girmesini istiyoruz.